Merhaba arkadaşlar, Almanca Kulağı'ya hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Verben im Satz, yani cümlelerin içerisindeki fiilleri inceliyoruz. Burada arkadaşlar, Nebensätze vor Hauptsätzen, yani ana cümlelerin önündeki yan cümleleri inceliyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar weil görüyoruz. Weil neydi? Çünkü demekti. Şimdi ben buradaki yan cümleyi ana cümleyle bir araya getirdiğimde ne yaparım? Ona bir bakalım. Weil ich den Bus verpasst hatte, kam ich zu spät. Öncelikle bir anlamlandıralım bunları. Der Bus neydi? Adı üstünde otobüs demekti. Verpassen kaçırmak demek arkadaşlar. Otobüsü kaçırmak demek ki den Bus verpassen demek. Kommen'in preteritum hali kam zu spät de çok geç anlamına geliyor. Şimdi burada arkadaşlar neden sonuç ilişkisini görüyoruz. Neden ve sonuç. Bakın burada neden olarak weil ich den Bus verpasst hatte, otobüsü kaçırdığım için geç kaldım, geç geldim denildiğinde demek ki kam ich zu spät deniliyor. Oraya baktığımızda arkadaşlar den Bus verpassen, bakın verpasst hatte, virgülümü getiriyorum ve eylemim olan kommen, tabi burada preteritum halde devam ediyorum, kam ich zu spät ile ne yapmış oluyorum, sonlandırmış oluyorum. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Wenn, evet, weil, wenn, damit, bunları daha önceki derslerimizde görmüştük. Bu videolar arkadaşlar toparlama maksatlı, pekiştirme maksatlı olduğundan bunları ayrıntılı olarak önceki videolarda, önceki ders videolarında görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili videoları mutlaka ama mutlaka izlesinler. Daha da iyisi kanala abone oldukça zaten bunları mutlaka sonraki bu bildirimleri görüyor olacaklar. Evet, o hatırlatmayı yaptıktan sonra tekrar cümlemize baktığımızda arkadaşlar wenn koşul cümlesini görüyoruz. Neydi? Eğer demekti. Wenn ich gute Laune habe, höre ich gern Musik. Evet, gute Laune haben, bunu bir kalıp olarak incelediğimizde neydi arkadaşlar? Keyfin olması ya da evet, hevesin olması, keyfin olması anlamına geliyor. Höre ich gern Musik. Hören neydi? Dinlemek demekti. Gern, severek anlamına geliyor. Demek ki keyfim varsa müzik dinlerim. Evet, keyfim yerindeyse deriz, öyle değil mi güzel Türkçe'de? Dolayısıyla keyfim yerindeyse müzik dinlerim diyecek olursam koşul cümlesi wenn'i kullanmam gerekecek. Dolayısıyla wenn ich gute Laune habe, höre ich gern Musik demiş oluyorum. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Damit ich schneller bin, nehme ich das Auto. Bakın burada arkadaşlar damit olabilmesi için, yapabilmek için anlamına gelen bir yapı, bir bağlaç. Dolayısıyla buna baktığımızda arkadaşlar tıpkı diğer cümlelerde, üstteki cümlelerde olduğu gibi burada yan cümle var. Yan cümleyi virgül ayırıyor ve ana cümleyle devam etmiş oluyorum. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Daha hızlı olabilmek adına deriz ya güzel Türkçe'de. Burada da öyle bir anlam çıkmış oluyor. Damit ich schneller bin, daha iyi, daha hızlı olabilmek için. Schnell neydi? Hızlı demekti. Daha hızlı derken komparatifte görmüştük bunu kıyaslamalarda. Daha hızlı derken ne diyeceğiz? Schneller. Öyle değil mi? Nehmen, bu da neydi? Almak demekti. Ich nehme das Auto derken arabayı alıyorum. Tabi Türkçe'de ne demiş oluruz arkadaşlar güzel Türkçemizde? Arabayı tercih ediyorum deriz ya. Daha hızlı olabilmek adına arabayı tercih ediyorum deriz. Öyle değil mi? Ancak burada Almanca'da bu almak olarak yorumlanıyor. Yani nehmen olarak yorumlanmış oluyor. Dolayısıyla ben bunu damit ile bir araya getirdiğimde bu iki cümleyi ne diyecekmişim? Damit ich schneller bin, nehme ich das Auto. Tıpkı diğer cümlelerde olduğu gibi virgülden hemen sonra ne geliyor arkadaşlar? Çekimlenmiş olarak, özneye göre çekimlenmiş olarak fiilim geliyor ve diğer öğeleri yerine koyuyorum. Bu kadar kolay. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Meine Schwester zu besuchen, fahre ich nach Tübingen. Evet, bakın arkadaşlar,
umtu kalıbını da ayrıntılı bir şekilde görmüştük, öyle değil mi? Umtu neydi arkadaşlar? Bunu şunu yapabilmek adına gibi bir anlam çıkıyordu. Aslında damitle aynı fonksiyonda olan bir bağlaç bu arkadaşlar. Anlamlandıralım. Meine Schwester, evet, die Schwester neydi? Abla ya da kız kardeş demekti. Benim ablam ya da benim kız kardeşim derken Meine Schwester diyeceğim. Tübingen'de, Almanya'da bir şehir ismi arkadaşlar. Fahren, bunu da zaten biliyoruz, sürmek demekti ve kara taşıtları için kullanılıyordu, öyle değil mi? Şimdi demek ki ben bu cümlede ne demiş oluyorum arkadaşlar? Yan cümleyi getirmişim. Neymiş bu? Um meine Schwester zu besuchen. Ablamı ziyaret etmek için. Ne yapıyorum? Ana cümleye geliyorum. Fahre ich nach Tübingen. Ne yapıyorum? Tübingen'e gidiyorum demiş oluyoruz. Dolayısıyla gidiyorum demiş oluyoruz. Evet. Um meine Schwester zu besuchen. Virgülümü getiriyorum. Fiil. Fahre ich nach Tübingen. Ablamı ziyaret etmek için ne yapıyorum? Tübingen'e gidiyorum derken demek ki um meine Schwester zu besuchen fahre ich nach Tübingen demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Weil ich den Bus verpasst hatte, kam ich zu spät. Weil ich den Bus verpasst hatte, kam ich zu spät. Wenn ich gute Laune habe, höre ich gern Musik. Wenn ich gute Laune habe, höre ich gern Musik. Damit ich schneller bin, nehme ich das Auto. Damit ich schneller bin, nehme ich das Auto. Um meine Schwester zu besuchen, fahre ich nach Tübingen. Um meine Schwester zu besuchen, fahre ich nach Tübingen. Şimdi de als ile devam edelim. Als hatırlayacak olursanız ne demiştik als için? İken demekti arkadaşlar. Dolayısıyla bir süreci yaparken başka bir şey yapılıyormuş. Yani bu eş zamanlı olabilir. Nebensatz, yani yan cümleyi virgüle kadar, demek ki yan cümleyi görüyoruz. Ve onun ardından da Hauptsatz dediğimiz ana cümleyi şimdi als ile birleştirdiğimizde ne yapacağız? Öncelikle bir anlamlandıralım. Krank neydi krank arkadaşlar? Hasta demek. Dolayısıyla ich bin krank neydi? Ben hastayım dediğimde ich bin krank diyeceğim. Ancak geçmişten bahsederken preteritum yaptığımda hasta demiş oluyorum. Dolayısıyla ne demiş oluyorum? Ich war krank demiş oluyorum. Öyle değil mi? Dolayısıyla ben hastayken diyecek olursam als ich krank war. Değil mi? Buraya baktığımızda arkadaşlar meine Mutter, benim annem, anrufen neydi? Telefon açmak demekti. Haben angerufen, bu da perfekt zamandaki aramıştı. Değil mi? Dili geçmiş zaman olmuş oluyor. Perfekt halde iken angerufen. Dolayısıyla ben hastaydım. Annem beni aramıştı diyecek olursam, ben hastayken diyecek olursak als'ı getirmem gerekiyor. Ve cümlenin başına getirdiğimde ne olacak? Als ich krank war, bakın eylem, virgül gelmiş. Hat meine Mutter angerufen, yardımcı eylemim, haben. Hat meine Mutter angerufen ve asıl fiilim olan anrufen, tabi perfekt haldeki angerufen formuna dönüşmüş oluyor. Hat meine Mutter angerufen demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar während'i görüyoruz. Während neydi arkadaşlar? Esnasında demekti. Evet, Zeitung, die Zeitung, bu da gazete demekti. Lesen, düzensiz fiil, lesen neydi? Okumak demekti. Evet, bu er'e göre çekimlendiğinde ne olacaktı arkadaşlar? Liest olacaktı hatırlayacak olursanız. Evet, trinken, içmek demekti. Kafe adı üstünde, kahve demek. Şimdi burada cümlemiz bize ne diyor? O gazete okuduğu esnada, yani o süreçte ne yapıyormuş? Kahve içiyormuş. Dolayısıyla ben während'i buraya getirdiğimde ne olacak arkadaşlar? Während er Zeitung liest, o gazete okuyorken, aslında als ile neredeyse aynı anlamda, çünkü bu da esnasında anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Während er Zeitung liest,
trinkt er Kaffee. Yani eş zamanlı diyebiliriz bunun için arkadaşlar. Demek ki hem gazete okuyor hem de ne yapıyor o zaman içerisinde? Kahvesini içmiş oluyor. Dolayısıyla eş zaman olduğundan dolayı ben ne yapıyorum? Während demiş oluyorum. Als ile nasıl bir farkı var? Als iken demek. Dolayısıyla burada bu süreçle belki paralel gitmeyebilir. Çünkü yukarıda ne demiştik? Als ich krank war, hat meine Mutter angerufen. Öyle değil mi? Hasta iken annem aradı demiş oluyorum. Ancak burada deniliyor ki während. Dolayısıyla aynı zaman zarfında hem gazete okuyor, bir taraftan da ne yapıyor? Kahvesini içtiği için während daha isabetli olacak. Dolayısıyla während er Zeitung liest, trinkt er Kaffee demiş oluyorum. Obwohl'a bakıyoruz. Obwohl hatırlayacak olursak arkadaşlar, söylemiş olduğum gibi bunları daha önceden görmüştük. Ayrıntılı şekilde görmüştük. Buradaki amacımız ne arkadaşlar? Bir pekiştirme olsun diye tekrar hepsini aynı anda görüyoruz. Obwohl neydi? Olmasına rağmen demekti değil mi? Obwohl er keine Lust hat, putzt er das Auto. Evet bakın burada Lust neydi? Heves anlamında. Putzen de neydi? Temizlemek demekti. Das Auto bu da araba demek. Hevesinin olmamasına rağmen, yani canı istememesine rağmen deriz ya güzel Türkçemizde. Bakın obwohl demek ki başa gelmiş. Obwohl er keine Lust hat. Bakın burada bir yan cümle söz konusu. Ve ardından ne geliyor arkadaşlar? Ana cümlemiz geliyor. Putzt er das Auto. Hiç hevesi olmamasına rağmen ne yapıyor? Arabayı temizliyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla obwohl er keine Lust hat, putzt er das Auto demiş oluyorum. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Seit bunu daha önceden görmüştük. Şu tarihten beri derken mesela işte 1990'dan beri diyecek olsaydım ne diyecektim? Gene Seit'i getirecektim. Seit 1990 diyecektim. Ancak bu cümleye baktığımızda nasıl bir anlam ifade ediyor. Ona bir bakalım. Seit Mia zur Schule geht. Mia bir kız ismi arkadaşlar. Mia okula gittiğinden beri spielt sie Klavier. Klavier piyano demek arkadaşlar. Demek ki Mia okula gittiğinden beridir. Ne yapıyormuş arkadaşlar? Piyano çalıyormuş. Dolayısıyla Seit uygun düşecektir bu cümle için. Dolayısıyla Seit Mia zur Schule geht. Spielt sie Klavier. Fark ettiyseniz bütün bu cümlelerde arkadaşlar ne varmış? Nebensätze vor Hauptsätzen. Yani yan cümleler neyin önündeymiş arkadaşlar? Asıl ana cümlenin başına geliyor ve ne oluyormuş? Virgülle ayrılmış oluyor. Tabi bağlaç olarak da bu mavi ile yazmış olduğum bağlaçları da kullanmamız gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Als ich krank war, hat meine Mutter angerufen. Als ich krank war, hat meine Mutter angerufen. Während er Zeitung liest, trinkt er Kaffee. Während er Zeitung liest, trinkt er Kaffee. Obwohl er keine Lust hat, putzt er das Auto. Obwohl er keine Lust hat, putzt er das Auto. Seit Mia zur Schule geht, spielt sie Klavier. Seit Mia zur Schule geht, spielt sie Klavier. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Nebensätze vor Hauptsätzen konusunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Karşılaştırmalı olarak görmüş olduk. Tabii bu burada noktalanmış değil arkadaşlar. Devamı mutlaka gelecektir. Yeni konularla bunları yine pekiştiriyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.